Akşam saat şu an 12'ye doğru geliyor. Şimdi Amfilonlara geçeceğim ve eve geçeceğim sonra. Sadece iki kişi kaldı. Onlar da biziz. Bebeğim geçmiş olsun. Sehra beni nereydi kız burada? Ekosen. Önümde yazıyor. Okuyamıyorum. Önümde yazıyor şeyde. Oraya geldik. Şimdi bir şeyler bakacağız. Sehra burada naylonla her şey. Yok yukarısına çıkacak. Tam yukarıya çıkacak. Sen konuş. Sen konuş. Sen aldın telefonu. Sen evet. Konuş. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. Hastane bomboş şu an. Ben çıkıyorum. Akşam saat şu an 12'ye doğru geliyor. Şimdi Amfibilon'un oraya geçeceğim ve eve geçeceğim sonra. Burası da muazzam karanlık geçitimiz. Işıklar beni görünce de açılmıyor artık sanırım. Böyle görünüyor muyum? Oh çok. Şu an sesim geliyor mu onu da anlamıyorum. Maskeden ama... hemen minicik bir açıklama yapayım. Çünkü vlog açamadım. Açamamış gibi bir şey oldum vlog. Aydınlığa geçer miyim bilmiyorum. Aa, birazcık sandı. Yüzüm bulanık görünüyor ama. Beni ilk defa görüyorsanız ismim Mukaddes öncelikle. İnönü Üniversitesi videoyu çekip tam kendimi tanıtırken maksimum kapasiteye ulaştığımı öğrendim. Burası da fakülte tarafımız. Buradan çıkıyorum şimdi. Şurası göstereyim. Karanlık çekiyorum. Burası da Amfibilo tarafı. Akşam karanlık her yer. Beni ilk defa görüyorsanız, şu an göremiyorsunuz karanlıktan ama ismim Mukaddes, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıftayım. Ve yarın nöroloji sınavım var. Size tıp merkezini göstereyim, hastane. Şurası da Amfibilo'muz. Evet, karanlık. Yarın sınavımız var ve ben sınav öncesi vlog'a başladım. Arabaya binip devamını çekeceğim. Bir saniye. Herkes bana bakıyor. Akşam da bayağı insan var, ders çalışıyor herkes çünkü. Aman Allah'ım aşırı derecede bulanık çıkıyorum, sebebini bilmiyorum çünkü arabanın içi de karanlık sanırım. Şöyle yapsam bir tık daha mı iyi çıkarım anlamadığım bir şekilde. Her neyse yarın nöroloji sınavım var. Ben bir sınav günü vlog çekecektim fakat tam akşamından başlayayım dedim. Eve gittiğimde daha detaylı ve güzel konuşup anlatacağım. Hemen şimdi yola çıkmam lazım, geç kalıyorum çünkü eve. Evet şimdi sağlamca konuşabilirim. Eve geldim, saat 12'yi çeyrek geçiyor gibi bir şey. Benim yarın yani 4 Şubat 2022 Cuma günü nöroloji sınavım var. Ben normalde o günü vlog yapayım yapmayayım diye çok kararsızdım çünkü ben bu sınava yani böyle kendi biraz tembelliğimden ötürü bence çok böyle iyi çalışamadım, sınav da zor falan derken o sebeple hani kaldığımı da çekmeyeyim diyordum. Sonra dedim ki aman dedim kalsam da çekeyim, kalmasam da çekeyim. Evra ile o an kütüphanede karar verdik ve o kütüphaneyi hastane yapan çıkışım falan çekmiş bulundum. Çok karanlıktı, böyle kesik kesik konuştum çünkü hava soğuk, böyle yağmur damlaları düşüyor falan filan, böyle kendimi dışarı attım, karanlık, bir an önce eve gideyim, eve varayım. Geç oldu falan diye düşünüyordum. O sebeple de çok oraları odaklanıp çekemedim. Yani işin aslı bu. Yarın sınavdan sonra ne yaparız falan bilmiyorum kızlarla. Onları da falan elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Saat gecenin bir vakti olduğu için ne konuştuğumu, nasıl konuştuğumu da asla bilmiyorum. Şimdi oğlumu seveceğim, beni bekliyormuş. Bu şekilde hemen şey yapacağım. Uyursam uyuduğumu, uyumazsam uyumayıp ne yaptığımı çekerim. Bu şekilde hemen gidiyorum. Pamuğu sevmeye gidiyorum.
Evet, rakiplerim şu an bir epilepsi notu, ne bileyim işte bir motor nöron hastalıkları falan okurken ben kendime kil maskesi yapmakla meşguldüm. Şurada gördüğünüz annemin mavi bezi falan var musluğası. Saçımı şöyle bir topladım hemen ve geldim kil maskesi yaptım. Çünkü neden olmasın? Bir cildimi arındırayım, o şekilde uyuyayım, ferahlayayım. Belki ferahlarsam birkaç not daha okurum diye düşündüm. Aslında ben bir cilt bakım rutini videosu vesaire çekeceğim. Instagram'dan zaten çok soru geliyor. Instagram'dan bu arada ben daha aktifim. Oradan takip etmeyi unutmayın lütfen. Orada konuşuyoruz ama size burada da bir tane kil maskesini kesinlikle göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Bu kil maskesi vegan. Cildi kurutmuyor. Zaten sürdüğünüzde de normal kil maskelerinden o yumuşak dokusunun falan farklı olduğunu rahatlıkla anlarsınız. Cildimi yıkadıktan sonra da o parlaklık ve gerginliğini size göstereceğim. Cildi kurutmadığı için ve vegan olduğu için çok çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yani kesinlikle bence tavsiye edilir. Ben iki kez yaptım bu üçüncü yapışım ve hepsinde daha memnun kaldığımı hissediyorum. Bir link bırakacağım zaten ben aşağıya açıklamalar kısmına. Eğer hala indirimdeyse bir de indirim var. İndirimdeyken alabilirsiniz. Bu şekilde şimdi yüzümü yıkayayım ben. Günaydın. Canım kankam bugün beni de aldı sağ olsun. O nöroloji stajında sürünürken ben göz stajında çok rahat bir şekilde sınavımı vereceğim inşallah. Bugün göz. Sen kalıp ben geçersem çok sonra da ortopedi var sırada. Şimdi okula gidiyoruz. Oh, rahat rahat stajlar. Selamlar, şimdi okula geldim. Bayağı kalabalık, sesim tam olarak geliyor mu bilmiyorum. Dibine gireceğim artık şeyin duyuyorsun diye. Hemen bir şeyler yiyeceğiz hızlıca. Daha sonra şey bakacağım, çıkmış falan bakacağım. 9.30'da bizim sınavımız. 9 mu? 9.30 mu? 9.30'da. 9.30'da bizim sınavımız. Sınava gideceğiz. Sonra işte geçersek, o ihtimal olursa inşallah sözlüğe gideceğiz. Bazı stajların teoriyi zor oluyor, bazı stajların sözlüsü zor oluyor. Bu stajın teoriyi zor. Ben genelde teorikte daha kötü yapıyorum. Sözlülerde bir tık daha iyiyim. Aslında tam tersi olur herkesin gibi. Ben zaten her şeyin tersini yapan bir insan olduğum için. Bu konuda da öyle. Şimdi hemen karnımızı doyurup işimize bakacağız. Evet Adem. Şimdi ele veririz. Herkes sınav hazırlığı yapıyor. Görüyorsunuz. Bir tek ben çalışmamış gibi hissediyorum ama. Kız. Poz mu? Dur tekrar çevir. Şimdi verebilirsin poz. Ahmet sınavdan en yüksek puan alacağını düşünüyorum. Ahmet totemin kaç Ahmet? İşte geldik şimdi. İşte geldik şimdi gördünüz sınıfı. Sınava gireceğiz. Bu teorik sınavdan geçersek sözlü sınava giriyoruz. Bazı fakültelerde ters oluyor. Önce sözlü sınava giriyorlar, sonra teorik sınava giriyorlar. Ama bizim fakültemizde önce teorik sınava giriliyor. Ya birçoğunda böyle diyebiliyorum ben. Ben sonra Melis sesim benden çok çıkıyor vlogda şu an. Benden çok çıktı. Pardon, hiç önemli değil. Şeyde bu önlüğümü almayı unutmuşum ben. Sonra arabada tekrar bir önlüğümün olduğunu hatırladım. Yani sınavı o kadar satmışım ki, teorikten geçemeyeceğimi o kadar inanmışım ki. Ama belli de olmaz. Bir bakalım şimdi. Gireceğiz. Hoca gelir birazdan. Bize şans dileyin diyeceğim de, bunu izlediğinizde zaten her şey iş işten geçmiş olacak. Sınav ben. Hakkındaki yorumlarınızı alayım. Ya sınırdan geçeriz ya sınırda ben kalırız. Geçemeyeceğim gibi. Hadi bakalım tahmini kaça. Burada videoyu durdur ve tahmini kaça aldığınızı yaz. Geçtik mi burada geçmedik. Yazalım. Aynen burada yazalım diye. Ben bilmiyorum ya, emin değilim ama çok da muazzam değildi tabii, sınav zordu. Evet. Sadece iki kişi kaldı. Onlar da biziz. Diğer herkes geçti. Kızlar hazırlanıyorlar. Ben iki soruyla kalmışım. Hasan bir soruyla kalmış. Baya herkes de 80-90 almış arkadaşlar. Ben yani adam olacağımı hiç düşünmüyorum. Şimdi size ya aslında bir yandan iyi oldu. Daha iyi vlog çekerim sizin için. Kendi sınav stresimle çekemeyebilirdim. Şimdi size insanların orada çalışma şeyini falan çekerim. Aslında benim bir de radyoloji staj günüm var. Ama orada ben geçiyorum. Ben de çalışıyorum yani. Onu falan da çekmiştim 4. sınıfta. Hatta o benim ilk tıp fakültesi vlog videom sanırım. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi size şeyi götüreceğim. Sözlü tarafına götüreceğim. Arkadaşlarımız sözlüye girecekler. Onları göstereceğim.
Evet, iyi çalışmalar arkadaşlar. Arkadaşlarım çalışıyorlar. Bizimkiler de çalışıyorlar. Kolay gelsin. İşte ben de hoca alıyor. İçeriye hoca şey alıyor, ben burada video çekiyorum. Bakalım. Herkes güzel çalışıyor. Size bu stresi göstermek isterdim ama 5. sınıf o kadar stresli değil. 4 daha stresliydi. Öyle işte. Burada herkes bir not okuyor. Birbirine bir şey soruyor. Burada hocaların odası oluyor. Sonra geliyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Hatta şurası da poliklinik. Buradan kapılardan geçiyorsunuz falan. Öyle polikliniklerin arkasında hocaların odasında sınav alıyorsunuz. Böyle hocaların odası var. Göstereyim. Yani söylemek çok belki benim hakkım değil ama bunu çok hani görüyorsunuz. Tıp fakültesi öğrencilerinde çok fazla stres var. Çünkü üzerlerinde çok fazla yük var. Hani bana çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi zaten. Bu yaşama sevincini nereden buluyorsun? İşte bunu nasıl yapıyorsun? İşte şunu yapmak çok zor gelmiyor mu sana? İşte nasıl gülüyorsun? Nasıl mutlusun? İşte nasıl kafayı takmıyorsun gibi. Aslında kafayı takıyoruz. Hepimiz kafayı takıyoruz ve hepimiz çok depresifleşebiliyoruz. Fakat yani burada ya ben kaldım, o kaldı, işte şunu geçemedim, bu böyle oldu diye ne kadar takarsanız o kadar böyle ayağınıza dolanıyor. Stres ister istemez yapıyorsunuz. Eğer kontrol edemediğiniz bir stresiniz varsa, yani bunun için kesinlikle psikiyatriste, psikoloğa başvurmanız gerektiğini ben düşünüyorum. Tavsiye ediyorum yani bunu. Ve ek aktiviteler yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Mesela burada ben hani bırakıp ya of puf desem böyle kalırdı ama diyorum ki ya sonuçta YouTube benim çok sevdiğim ek bir aktivite. Vloguma devam edeyim diyorum. Geliyorum burada şu an karşımda arkadaşlarım çalışırken köşeye geçtim. Ben burada işte videomu çekiyorum. Hani sevdiğiniz şeylere devam edin. Çünkü bu gerçekten dünya son değil. Bütte verirsiniz. Bütte olmasın, uzatıyorsunuz. Evet belki uzar. Benim uzadı mesela bir stajım. Ama gerçekten birçok kişininki böyle oluyor. Bunu yaşayan ne ilk kişisiniz ne de son kişisiniz. Bu tek bir bağlamda etkilemiyor sizi. Ve sonuç olarak yani bu fakülteyi bir şekilde bitiriyorsunuz. Bir şekilde devam ediyor. Hiçbir şey sizin canınızdan daha önemli değil. Böyle ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Bu sadece tıp fakültesi için değil. Birçok fakülte ve sınava hazırlanan diğer öğrenciler için geçerli. Böyle aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bebeğim geçmiş olsun. Evra çıktı. Şimdi sınavlara tek tek de giriyor olabilirsiniz. Sesim de çatallaşıyor. 2-3 kişi de giriyor olabilirsiniz. Evra 2 kişilik ekiptendi. Girmiş ve diğer kişi daha hiç cevaplamış. İşte bu var ya, içeride ölüm gibi bir şey. Ama hoca bir geçirecek hoca ona hocam. Acil tedavi soruyor. Ben onu biliyor musun? Sanırım. Acil tedavi. Yani Evra direkt konu yani. Sorulmuş. Diğer arkadaşı acil. Olur öyle şeyler. Öyle denk gelmiş. Diğer hoca çıktı. Dersliğimizi göstereyim size. Burada bu şeyde hasta, şurası zaten dayanık koridor. Burası da derslik bölümü. Hastanenin içinde derslikler var diyorum. Senin en sevdiğin derslik üroloji dersi Zehra. Deri koltuklar falan varmış. Bu hastanenin içinde böyle işte koridorlarda falan derslikler var. Ve hastaların genelde bilmediği, görmediği falan. Benim de küçükken böyle çok heveslendiğim özendiği. Burada işte nörolojinin dersi. Yani ürolojinin dersi çok güzelmiş. Zehra öyle anlatıyor. Deri koltuklar var falan diyor. Ama onkoloji hastanesi yeni yapıldığı için onkoloji hastanesinin dersi, içindeki dahiliyedeki derslikleri de ben beğeniyorum. Oralar da güzel. Şimdi Ahsen de sınavdan çıksın. Çıkıp kızlarla gideriz muhtemelen. Bir şeyler yaparız öyle. Birazcık böyle iyi geçen de var sınavda. İyi geçmeyen de var ama hocalar sözlü de malin değil. Teoriyi birazcık zor. Rahat geçirilir diye düşünüyorum. Selamlar arkadaşlar. Ben de kaldım. Ben de sözlüden kaldım. Kalanlar ekip olarak çarşıya gidiyoruz. Kızlar böyle göstereyim. Abicim atlıyorsun. Abi yaşamaktan vazgeçmiş, sıkılmış gibi. Hava da bayağı bir yağmurlu. Evet, çarşıya gideceğiz ama belki AVM'ye geçeriz sonra ya. Çarşıda gezecektik aslında normalde ama gezemiyoruz şu an ben kendim. Gerçi araba hareket ettiği için de hızlı yağıyor gibi geliyor bize. O da ama bahane. Biz binerken de bayağı büyük yağıyordu. Aynen, biraz iri taneli ya. Dama gibi yağıyor yağmur şu an. Valla tipimizde hayır kalmadı. Öyle bir görüntüdeyiz. Yağmur başladı bizde. Dedik ne yapalım ne yapalım ya, böyle pek AVM'de sevmiyorum yani, sürekli gidilmesi hoş bir yer değil bence. Şu an bu gördüğünüz yer Malatya'da Fuzuli Caddesi olarak geçiyor. Gelinlikçiler Caddesi. Bir sürü gelinlikçi var bakın karşıda. Öyle işte, benim de okulum buradaydı. Hatta bakın şu arkada gördüğünüz yer var ya, orası yenilendi, ben oradan mezun pratik öğretimden. Şimdi bu arada bir tane Kahtalı diye bir yer var. Çok uzun zaman oluyor, yıllar olmuştur. Ben gelip orada yemiyorum dürüm falan. Şimdi kızlarla oraya gidiyoruz. Buğulandım da ne çektiğimi de görmüyorum. Oraya gidip karnımızı doyuracağız. Şimdi geldik, dürümümüzü yedik. Buranın şöyle bir sosu var çemen gibi. Aşırı lezzetli. Kızları da yemek yerken yakaladım. Ebra'nın ilk vlogumda bir yemek yiyişi var. Aklıma o geldi. Bayağı böyle lezzetli. Zehra seviyor burayı.
Buranın adı Kahtalı. Bunu söylemiş miydim zaten? Ben lisedeyken yakın diye dershanemiz falan buraya daha sık geliyorduk. Şu an böyle uzun zamandır gelmiyorduk. Karnımızı falan doyurduk. Sonra ben 4 Şubat Dünya Kanseri Günü olduğu için bugün bir yazı vardı. Leyla'dan sonra canımız projemizin ana sayfasında paylaşılması için yazıyı falan düzenledim, attım. Siz de Leyla'dan sonra ne diye merak ediyorsanız, hala bilmiyorsanız, Instagram'dan falan görmediyseniz ana sayfasına ya da Instagram sayfasına vesaire giderek bakabilirsiniz. Öyle. Karnım doydu, mutluyum. Yüzüm gülüyor. Evet. Gratis Markışa Caddesi'nde. Oraya gittik ama hiçbir şey yoktu. Zehra hiç beğenmedi. Çok her şeyi bitirmişler. Her şey bitmiş. Ben de tam niyetlendim. İki far falan alayım, süreyim, denk deneyim dedim. Şimdi Zehra beni... Nereydi kız buradan? Ekosey. Önümde yazıyor. Okuyamıyorum. Önümde yazıyor şeyde. Oraya geldik. Şimdi bir şeyler bakacağız. Zehra burada da naylona her şey. Yok yok, yukarısına çıkacağız. Tam yukarıya çıkacak. Annem gibi ürün şeyi yapıyorum. Ürün kalite değerlendirmesi. Burası da Kışla Caddesi. Şöyle göstereyim size. Kızlar bir şeye takıldılar. Kızlar neye takıldınız? Orada bir eşarp mı ne görmüş? Onlar direkt... Şimdi hiçbir şey olmadığını fark ettik. Ben her zaman gibi fiyatlara bakıp sinirleniyorum halkın sesi olarak. Tam bir ekonomi bakanıyım. Her şeyin fiyatını tahmin edip eder aslında buydu falan yapıyorum. Şimdi şey gideceğiz. AVM'ye gideceğiz. Orada eve Watson's falan var. Oralara bakacağız. Ondan sonra şey yapacağız. Yani ben zaten çok az niyetlenirim böyle şeyler almaya ve hepsinde bir aksilik çıkar. Asla alamam. 5. sınıftayım. 5 yıldır alamıyorum diyebilirim. Öyle bir gidelim bakalım ne var ne yok, keşfedeceğiz. Sen konuş. Sen konuş, sen aldın telefonu, sen evet, konuş. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. Oradan... Evet. Zehra'ya dedik ki, Zehra ürün yokmuş gratis de dedik. Zehra bunu kabul eder mi hiç? Dur abicim, sana yol vermedim. Evet, AVM'de 3 tane var. Evet. Eve var, gratis var, Watson's var. Gideceğiz, bakacağız. Zehra hepimize renkli far alıp bizi gökkuşağı gibi günde yeşil verme derdinde. Evet, aynen. Zehra böyle şeylerin derdinde. Ebra da burada. Heves etti. Sonra oradan çıktıktan sonra Farkayan tarafına gideriz diye düşündük. Aynen, bakalım. Besleneceğiz yine. Aynen. Tatlı yiyeceğiz. Evet, Ebra başımızın etini yedi, tatlı da tatlı değil. Canım çekiyor ya. Gidelim de biraz çocukları sevindirelim. Çok güzel görünüyor. Lotus ekler kızlar. Çok güzel görünüyor. Ebra, seni de çekeceğim. Dur. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben adını okuyamıyorum. Aha, elimi batırdım. Bu da benimki, çilekli ekler. Ve eve geliş. Şimdi eve geldim. Saat 6'ya geliyor. Bugün size bir günümü vloglamaya çalıştım. Sınav günü. Dün aslında akşamdan itibaren başladım. Sınav günü, böyle çıkıp alışveriş falan yaptığımız, vakit geçirdiğimiz bir günü. Sizin için de böyle bir örnek olmuştur umarım. Yani herkes ağlamıyor. Mesela ben ağlamıyorum, gülüyorum bir sınav günde. Her zaman ağlamıyoruz. Arada ağlıyoruz. Böyle bunu paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler için böyle hem faydalı hem eğlenceli olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyilikle kalın.